Esad Erbili Hazretlerinin Sultan Abdülhamid Han tarafından İstanbul'dan Erbil'e sürgün edilmesinin sebebi nedir? Ayrıca Esad Erbili Hazretlerinin Menemen hadisesi sebebiyle baş mesul addedilerek muhakeme edilmesinin sebebi nedir? Erbil biliyorsunuz Irak'tadır. Aslen oralıdır. Gençliğinde İstanbul'a gelmiştir. Aynadan Said-i Nursi merhum gibi İttihatçıların propagandasına kapılmıştır. Şeyh diye hata etmez denilemez. Her insan hata eder. Şeyhin manevisi başkadır, zahiri meselede yanılmak başka şeydir. Bunun için kendi memleketine sürmüştür onu gençliğinde. Meşrutiyetten sonra geriye gelmiştir. Yani Abdülhamid tahttan indirildikten sonra memleketinden İstanbul'a gelmiştir. Erenköy'de oturur. Menemen hadisesinin ruhu şudur. Müritleri onu Bursa'da Kükürtlü Kaplıca'ya götürdüler. Kükürtlü Kaplıca. Bu Kükürtlü Kaplıca'dan çıktığı sırada, bilmem bilir misiniz orayı, çekirgeye giden yolda yolun altındadır. Yolun üstünde de Çelik Palas vardır. O zaman en iyi otel odur. Mustafa Kemal Bursa'ya geldiğinde orada kalır. Çelik Palas'tan görüyor. Unutmayın. Şapka 25'te kabul edildiği halde ulemanın, meşayihin sarığına, cübbesine 32'ye kadar dokunulmadı. 32'de. Bu hadise 30'da oluyor. Efendi sarığıyla, cübbesiyle hamamdan çıkmış, bir otomobil getirmişler. Birileri koşuyor gene sarıklı, cübbeli müritler. Bugünkü çarşamba cemaati gibi koşuyorlar, kapıyı açıyorlar, o biniyor, bu balkondan görüyor. Kim bu diyor. Efendim Esad Erbili derler, Nakşi Şeyhidir. Lan hala bunlar diyor, kökünü kazıyamadık mı? Buna benzer bir şey. İşte bu ülke, şeyhler, dervişler memleketi olamaz bilmem ne sözleri var ya. Bu istikamette ne söyleyeceğini tahmin edin. Vakta ki Menemen'de sarhoşun biri. Mehdilik iddiasıyla sarhoş ortaya çıktı. Ve çıkardığı kargaşada üzerine bir yedek subay olan şey nedir? Kubilay öldürüldü. Orada anlatılanların çoğu da uydurmadır. İşte kafasını kesmişler, sarığa dikmişler, şöyle yapınlar, hepsi sonradan uydurmuş işlerdi. Kubilay'ı öldürdüler, doğru. Çünkü genç ve tecrübesiz bir şey. Sarhoş adamlar. Onlar derdest etmek istedi. Onlar da mukavemet etti vesaire. Netice bu adamın yanındaki adamlardan birinin Şeyh Esad Efendi'nin oğlu Mehmet Ali Efendi vardı. Mehmet Ali Efendi Tekel'de çalışıyordu. Tekel'de afyon üretiliyordu. Afyonu bundan temin ettiklerini iddia ettiler. Ortaya çıktı. Afyonu bunlar sarhoş. Sarhoşken bu suçu işlediler. Afyonu temin ettikleri yerde şahıs da doğruysa o da belli değil. Şeyh Esad Efendi'nin oğlu olunca Şeyh Esad'ı da o meclisin münasebetle derdest edip götürdüler. Mehmet Ali Efendi'yi de götürdüler. Sadece onu mu götürdüler? Hayır. Bu Müslümanlara Mustafa Kemal'in en son verdiği bir gözdağıdır. En son. Neden? Erzurum'dan, Urfa'dan, Rize'den, Türkiye'nin dört bir bucağından alimleri buraya topladılar. Binlercesini.
Ve bunları burada yatanlardan biri de Hafız Abdurrahman Gürses'ti. Ben onun hayatını yazdım. Bu meseleyi de ondan istintak ettim. Onun anlattığına göre bir konferans salonuna bu hocalar doldurdular. Söylemeye dilim varmıyor. Su tenekeleri koydular. Burada abdest bozacaksınız. O müderrisleri düşünün. Edepli, hayalı adamları düşünün. Birbirinin yanında, açıkta abdest bozacak. Şu sıkıntıyı düşünün. Bunları, binlerce adamı böyle perişan ettikten sonra 28 kişiyi katlettiler. Bunlar yaşasın şeriat diye bağırmışlar. Sancağı camiden alıp dolaştırmışlar. Bunlar doğru olabilir. Bunlar doğru olabilir. Ama orada bir Yahudi esnaf da bir şey olduğu zannetti. Ben geride kalmayayım diyor da yaşasın diye şeriat bağırmıştır. Asılanlardan 28 kişiden birisi de bu Yahudi esnaftır. Yahudi ya. O da yaşasın korktu. Ben de bağırmasam bana zarar verirler diye zannetti. O da bağırdı. O da asıldı. Mehmet Ali Bey, oğlu Mehmet Ali Bey 70 yaşındaydı. Ona asıldılar. 28'den biri de budur. Halbuki kanunen 65 yaşından yukarı yaşı olan adam asılamazdı. Müebbete çevrilir idam. O günkü ceza kanununda idamlık suç işleyen adam 65 yaşından yukarıysa asılmazdı. Gene de öyle oldu şimdi. Sonra bu değişmişti. Esad Efendi ise 90 yaşın üzerinde ne yapsınlar? Ona da idam hükmü verdiler ama assalar bir rezillik olacak. Hadi öbürü 65'te yok 64'te 70 değildi 74 değildi dediler. Bu adam yürüyemiyor, resmi var ki jandarma arasında böyle gidiyor. Böyle götürülürken. Beni iki kat. Ya bu da 65 yaşından aşağıydı diyemezler. Gece bir iğne yaptı öldürdüler. Hiç alakası yoktu bu işle. Müritlerinin çokluğundan, tesirinden ve Müslümanlara gözdağı vermekten. Oraya binlerce hocayı topladılar. Mesela onlardan Rizeli bir İbrahim Efendi var mesela. Rizeli İbrahim Efendi diyor ki bizi asacaklar. Asıldığıma yanmıyorum diyor. Benim talebelerime ders okutacak Rize'de başka kimse kalmadı diyor. Bunu söylüyor. Abdurrahman Efendi'den duyduğum birkaç şeyi size söyleyeyim. Şeyh Mehdi Paşa'nın kayınpederi. Dağıstanlı. Şerafettin Efendi. İhtiyarlık böyle, zihnim yoruldu. Şeyh Şerafettin Efendi, benim sarıklı mücahitlerde görürsünüz. Müritleriyle Yunan'a karşı savaşmış. Bunun şimdi Güneyköy'ü adı olan köy aslında Reşadiye köyüydü. Sultan Reşat Dağıstan muhacirlerine amme emlakını orada vermiş. Bir köy kurmuşlar Sultan Reşat'ın adına. Padişah adı olduğu için onu da değiştirdiler. Güneyköy yaptılar. O köyü Yunanlar işgal etti. Bütün evleri yaktılar. Şeyh Şerafettin Efendi Yunanlarla vuruşa vuruşa Adapazarı'na çekildi. Mustafa Kemal'in imzasını taşıyan bir kararname sarıklı mücahitlerde yayınladım. Müritleriyle birlikte Yunan'a karşı mücahede-i milliyede bulunarak bütün envalini kaybeden Şeyh Şerafettin Efendi ve 150 kadar aşiret mensubuna kaybettikleri arazilerine mukabil Adapazarı'nda falan yerin verilmesin diye bütün bakanların imzasıyla vesika yayınladım.
Yani milli mücadeledeki hizmeti Mustafa Kemal'in imzasıyla da sabit olan bu adamı hiç alakası olmayan bu işten dolayı menemene çektiler. Ve menemende sonuna kadar o da hapis yattı. Abdurrahman Efendi ona demiş ki bunlar bizi hep asacaklar demiş. O mübarek adam demiş ki hayır hafızım demiş, korkma. Sen de asılmayacaksın, ben de asılmayacağım. Hele sen çabuk çıkacaksın demiş. Efendim nasıl biliyorsunuz demiş. Demiş ki ben Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı rüyada gördüm. Onu 500 kere görmek üzere söz aldım kendisine. Ben daha 50'lerdeyim demiş. Daha çok göreceğim onu demiş. Beni asamazlar. Bu hapiste bu 500 tamamlanmaz demiş. 36'da vefat etti. Yani milli mücadelede müritleriyle birlikte fiilen Yunan'la savaşan adam hiçbir alakası olmadan burada etmiş. Bu bir tetiştir. Hiç alakası olmayan bütün hocalar oraya çağırırlar. Arz ettiğim şartlarda onları büyük bir sıkıntı içinde orada tuttuktan sonra git memleketine, artık cesaretin varsa talebe okutabilirsen okutursun. Bu Kemal'in zulmüdür. Bunu 10 yıl savaş ve sonrası isimli eserinde Fahrettin Altay en doğru anlatıyor. Çünkü orada örfü idare kumandanıydı. Bunun için kendisini Ankara'ya çağırmışlar. Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa ve Fevzi Paşa ile birlikte 4 kişi durum müzakere etmişler. Orada diyor ki Mustafa Kemal burayı haritadan silin. Kartaca'yı sapanla ortadan tarla haline getirdikleri gibi sürün diyor. İsmet Paşa halk isyan eder, aman efendim hiç olmasa bahara kadar müsaade edin diye rica ediyor diyor. Bunu diyen adam da ben Atatürk'e iman ettim hala bu iman üzere diyen bir sapak. Dinde reform isteyen, camilere sıra koymayı, sandalye koymayı düşünen, buna dair kitap yazan bir adam. Mustafa Kemal'in aleyhinde değil ki kasten yazsın. Bir numaralı Kemalist. Biz talebeliğimizde bu kitabından dolayı Emirgan'da bunun aleyhine münmaiş yaptık. Sen ne karışıyorsun İslam dinine de 5 vakit namaz 3'e insin, camiye sandalye koysun, müzik aleti konsun. Böyle bir kitabı var. Ben tarifte yazdım bunu. Siz Mustafa Kemal'in diktatör mü, reisi cumhur mu, demokrat mı, zalim mi, mazlum mu olduğuna misal arıyorsanız bir tek misal yeter. Haritadan silin burayı diyor kendi adamının ifadesi. Başka bir soru.